Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın. Bugün TV ekranlarına, paranın rotasına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün yine her zaman olduğu gibi Doktor Yaşar Erdinç ile birlikteyiz. Hocam günaydın. Günaydın. Evet Erkan. Bu Amerika'dan açıklanan verilerin tepkisini alacağız. Ama öncelikle şu az önce güldüğünüz mevzuya gelelim. Ben hemen yakaladım onu. IMF'nin Asya piyasalarına ayar çekme. Japonya ayar çekmesine biraz... İronik mi buldunuz? Evet, şimdi IMF diyor ki Japonya diyor çok cesaretli bir kumar oynuyor diyor. Eğer yani başarılı olurlarsa ne ala da başarılı olmazlarsa yazmıyor. Bunu tamam. IMF söylüyor yani. Yani düşünebiliyor musun? Ya çok cesaretli bir kumar oynuyor ne demek ya? Kumarın cesareti mi var yani? Ha. Her kumar cesaretlidir zaten. Japonya bir politika izliyor şu an ve bu politika tek amaç enflasyonu arttıralım. Yani adamların fiyatlar sürekli düşüyor. Düşünebiliyor musun? Mesela 8-10 yıl önce Japonya'da aldığın televizyonu şu an %20 aşağıda alabiliyorsun fiyat olarak. Fiyatlar düşüyor sürekli. Şimdi fiyatların düşmesi insanlarda daha da düşecek beklentisi. Bizde böyle bir şey olsa psikolojimiz bozulur. Zaten adamların bozulur. Gerçekten bizim psikolojimiz bozulur. Düşünsenize yani. 20 yıl önceki mi dediniz? Ya 10 yıl önceki. 10 yıl önceki fiyatlara araba falan alıyoruz. Böyle işte televizyon falan. İnsanlar ne oluyor falan der yani. Allah Allah. Şeyde zaten şu an hayır 10 yıl önceki fiyatı almıyor. 10 yıl önceki fiyatın %15-20 altını alıyor. Bir de altında alıyor. Tabii yani düşünebiliyor musun? Japonların da işi zor hocam. Adamlar zaten o yüzden gerçekten. Şeyi anlamakta zorluk çekiyor normal yatırımcı. Ya enflasyonu yükseltmeye çalışıyorlar. Ne yapacaklar yani enflasyonu yükseltip? Fakat çok ilginç bir şey söyleyeyim. Enflasyon şeyden daha hafif bir problem, deflasyondan. Yani sürekli fiyatların aşağı gitmesinden daha hafif bir problem. O çok daha kötü bir problem. Düşünebiliyor musun? Talep yok, fiyatlar aşağı gidiyor ve sen ürettiğin malı, yani maliyeti var belli bir şekilde. Daha sonra fiyat aşağı düşmüş ve hani tam rekabet piyasasında diğer firma da üretiyor, öteki de üretiyor, öteki de üretiyor. Yani sonuçta fiyatlar aşağı gidiyor genel olarak piyasada. Maliyetini daha iyi ayarlayan ona göre daha düşük fiyat veriyor. Sen de düşük fiyat vermek zorunda kalıyorsun. Ve bu sefer bu tüketim artmıyor. Sebep ne? Ya zaten fiyatlar aşağı gidiyor. Dur bakalım alırız. Evet. Bir de Japonlar biliyorsun inanılmaz bir tasarruf toplumudur. Aynen. Her şeye böyle sar vurup harman savurmazlar. Küçücük evlerde yaşıyorlar. Yani evet. Onda bile tasarruf. İsraf konusunda çok böyle titizler. Hiçbir şeyi israf etmiyorlar. Japonya'da hocam böyle 120-130 metrekare, 140 metrekareler ultra lüks kabul ediliyor böyle yani. Öyle evler falan. Türkiye'ye geldiklerinde zaten şaşırıyorlar tabii ki. Yani böyle... ya konut konusunda dünyada zaten en çok genişliğe böyle önem veren, geniş olsun diyen toplum herhalde... Amerikalılarla biz. Aynen Amerikalılarla biz. Amerikalılar şundan, Amerikalılarda yer bol, geniş geniş, ferah ferah, sokakları her yer. Onlar zaten yapıyorlar, yer de var. Bizde yer yok ama yine siteler falan böyle 180 metrekare aşağısı kurtarmıyor 150-160. Bir de çocuk çok ya aileler geniş evet, evler aslında, yetmiyor. Aslında şu sıralar artık şey çocuk çok da fazla değil Erkan ya. Yani bir ikinci çocuktan sonra zaten üçü kimse. Düşünüyor. Yani hani Sayın Başbakan. Başbakan üç, biraz zorladı. Zorluyor ama şeye baktığın zaman o abi maliyet çok yüksek. Ben yani. Size bir şey söyleyeyim hocam. AK Parti'nin bir sonraki dönem eğer tekrar iktidara gelirse 4 olacak. Ben başbakanın söylemi 4'ü bulur ben size söyleyeyim. Tamam da yani şöyle maliyet o kadar yüksek ki yani bir çocuğu yetiştirmenin maliyeti çok. İnanılmaz yüksek. Aynen. Yani bezle başlıyor okula kadar gidiyor bu iş hocam. Okul. Ne okulu ya bak benim oğlum evet. Şimdi 21 yaşında tamam mı Ankara'da okuyor. Onu oraya götürüyorsun. Orada kalacak, yiyecek, içecek. Bütün gezecek. Diğer masraf. Bir de okul paralı da değil ha. Bir de eyvah, yani bir de zaten. Vakıf üniversitesi falan olsa tam anlamıyla yanmıştık. Öteki ilkokul 6'ya gidiyor. 6'ya geçti şimdi. Tamam mı? Ya devletimiz aslında çok güzel bir iş yapıyor da yani şu hani tabletleri veriyor Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara kitapları bedava vesaire veriyor. Güzel bir iş yapıyor da yalnız şu sınıfları bir türlü azaltamıyorlar. Yani 60 kişilik sınıf var.
hiçbir şekilde yani asla çocuğu özel okula falan göndermek istemiyorum ama ya 60 kişi, en düşüğü 45 kişi, 50 kişi sınıf, tamam mı? Yani öyle bir sınıfta bir öğretmen 45-50 kişiyi nasıl kontrol edip onların başarı performansını nasıl ölçebilir? Sırf kafamdaki düşünce o yani. Hakikaten evet, biz nereden geldik buraya? Japonya'dan geldik. Bir şekilde geliyoruz. Japonya'da düşünebiliyor musun mesela? Aynı odayı yatak odası ve oturma odası, misafir odası olarak kullanıyorsun. Evet. Basıyorsun düğmeye, açılıyor büfeler, bilmem neler. Tam bir misafir. Bu kadar pinti, cimri bir toplumda tabii zengin olur hocam yani. Ama zengin olacaklar, evet. Neyse, ilk soruna gelelim. Yani Amerika'ya gelelim. Veriler. Amerika'dan dün aslında önceki gün Fed'in yani açıklaması vardı. Amerika Merkez Bankası'nın işte faizi değiştirmedi ve parayı ne zaman daraltmaya başlayacağını, bastığı parayı ne zaman azaltmaya başlayacağına ilişkin de bir tarih vermedi. Onların tarih vermemesi bizim piyasalara bir yüreğine su serpti. Arkasından dün sabah piyasalar olumlu başladı. Fakat işsizlik verileri, haftalık işsizlik başvurusu vardı. İşsizlik başvuruları çok ilginç bir şekilde şey geldi. Gerçekten inanılmaz olumlu geldi. Ve işsizlikte ki düşüş son 5 yılın en düşük rakamına indi işsizlik başvuruları. Toplamda aslında 343 bin kişinin işsiz olması bekleniyordu. Fakat çok daha fazla kişi iş bulmuş ki bu hafta şey almadı. Yani işsizlik başvuruları artmadı. Şurada bir grafik var. Bu grafiği yansıtabilir miyiz arkadaşlar? Amerika'da işsizlik başvurularının haftalık seyri var. Eğer şurayı şöyle şöyle üste doğru alayım da şeyde net gözüksün. Bu grafikte görüldüğü üzere şu seviye, yani işsizlik başvuruları 326 bine düşüyor. Bu son 5 yılın, ki burada sadece 2011 yılından itibaren veri var. Son 5 yılın en düşük rakamı ve ortalamalarda da aşağı gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla Amerika'da Erkan inanılmaz bir şey var, toparlanma var. Zaten son yapmış olduğu açıklamada ABD Başkanı Merkez Bankası Başkanı Bernanke şey demişti, yani ekonomi toparlayacak. Özellikle ikinci yarıda daha da ciddi toparlayacak. O yüzden biz bu zamana kadar parasal genişlemeyi arttırmıştık. Ama şimdi yavaş yavaş azaltacağız demişti. Dolayısıyla bu veriler de onu destekliyor. Peki bugün ne var? İstersen ona bakalım. Amerika'da bugün ne var? Tarım dışı istihdam verileri var ve tarım dışı istihdam verilerinde de özellikle işsizlik verisi ve istihdamın durumu çok önemli olacak. Ne kadar kişi iş bulmuş ve bu hani Temmuz ayında toplam 150 bin ile 203 bin kişi arasında iş bulunacağı zannediliyor. Yani insanlar 150 ile 203 bin kişi arasında bir istihdam yaratılacağı düşünülüyor. Geçen ay 195 bin istihdam yaratılmıştı. Bu ayki ortalama rakamsa geçen ay 195 oldu. Bu ayda 175 olur şeklinde. Ama aralık 150 ile 203 arasında değişiyor. Dolayısıyla beklenti aralığı 175 orta nokta. Hani bunun üzerine çıkarsa Amerika'da gerçekten çok olumlu olacak. İşsizlik oranı %7.6 idi geçen ay. Yani Haziran ayında. Temmuz ayında ise %7.5 olması bekleniyor. Ama 7.4 ile 7.6 arasında bekleniyor. Yani orada büyük bir ihtimalle 7.5 gelecek ya da 7.6 gelecek. Ücretler var. Saatlik kazançlar vesaire, bunlar açıklanacak ama özellikle bir noktayı daha vurgulayalım. Tarım dışında 175 bin artış bekleniyor. Bir de özel sektörde de aylık değişim anlamında bakıldığında 187 bin artış bekleniyor. 187 bin özel sektörde artış olur da ve tarım dışı istihdamda da 175 olursa aradaki fark kamudan kaynaklanacak. Bu veriler gelirse bizim piyasalar için ne olacak? Şu an bütün yatırımcı şeyi bekliyor. Hocam ne olacak?
bu piyasaların hali. Borsa dün işte olumlu bir açılış yaptı. Arkasından Amerika verileri geldikten sonra ki işsizlik verileri bir miktar satış yedi. Ve bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi riskini almak istemiyordu borsa. Bu nedenle de bir miktar dün seans sonuna doğru geriledi. Ama dünkü yayında söylemiştim hatırlarsan. Özellikle endeks için bizim 73.000'in altında kapatmazsa idi dün. Yani 73.000 altında da kapatmadı. 73.000 şu seviye. Bu dedim güçlü bir yükseliş için şey olacaktır, sinyal olacaktır. Yani bu düşüş özellikle 70 dün mesela yüksek açıldı borsa. Şu grafikte veriyorum. 74.250'yi gördü, 74.300'ü gördü ve bundan sonra yavaş 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 kademeli olarak geriledi. İşte bugün açıklanacak veri riskini almak istemeyenlerin satışı vardı. Ve o sırada da şu saatlerde ki o saatler tam 15.30 saati yani şu çizginin olduğu yer. Tarımda işsizlik başvuruları geldi. Çok olumlu geldi. Çok iyi veriler geldi. Ve bu da sert bir şekilde aşağı çekti piyasaları. Şimdi şeye bakacak olursak, dış piyasalara bakacak olursak çok olumlu bir hava var. Dış piyasalarda. Ve bu olumlu havaya da rağmen bizim BIST 30 vadeli işlem piyasasında şu an işlemler dünkü kapanış seviyesinden geçiyor. Yani dünkü olumlu havayı bugün görmeyeceğiz büyük bir olasılıkla. Yani açılışta en azından görmeyeceğiz. Ama dış piyasalar Asya'da Japonya, Çin oldukça iyi. Ve şu an bizim piyasamızda dünkü kapandığı seviyeden açılmış durumda vadeli işlemler piyasası. Burada şunu çok önemli vurgulamak gerekiyor. Böyle açılmış olsa da özellikle son iki gündür yüksek açılıp sonra düşüyordu piyasalar. Ben bugün artık kritik bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Yani bugün piyasalarda önemli bir dönüş sinyali gelebilir. Ya daha doğrusu bu sinyali bekliyordum. Dün 73.000'in altında kapatmaması benim için güçlü bir sinyal oldu. Yani şu gelen trend ki BIST 100'ün grafiği bu. Hani 73.000'in altında kapatmaması en azından şu trend üzerinde yükselmeye çalıştığını gösteriyor. Ve bu trend üzerinde kaldığı sürece gerçekten sıkıntı yok. Hani bunun altına inerse 73.000'in 71.000'e kadar geri çekilme olur. Bugün tarım dışı istihdam verisi geldikten sonra piyasalar kötü olabilir mi? Şu an herkesin en çok merak ettiği soru bu. Yani dolar nereye gider? Altın ne olur? Tarım dışı istihdam verisi bunları nasıl etkiler? Buna bakmak gerekiyor. Bu arada hani genel olarak bir değerlendirmeyi şöyle yapacak olursak Levent Göktem şöyle bir şey sormuş. Amerika'da ekonomik durum düzeldikçe diğer piyasalarda durum bozuluyor. Çünkü Amerika'nın dünyaya sıcak para vermeyi keseceği düşünülüyor. Ancak Amerika'da işlerin düzelmesi, ekonomi canlanması eninde sonunda dünyayı da olumlu etkileyecek. Yanlış mı düşünüyorum demiş. Doğru düşünüyor tabii ki. Bu biraz daha orta ve uzun vadeli bir bakış açısı. Hatta Amerika'da işlerin çok düzelecek olması şey yapacak. Bunu net söyleyebiliriz. Enflasyonda bir miktar yukarı hareket yaratacak. İşte o andan itibaren altın yeniden bir güçlü yükseliş trendine başlayacak. Diğer taraftan küresel olarak enflasyonun bir miktar artıyor olması bizim gibi işte enflasyonu düşürmeye çalışan ülkelerde de enflasyon ithaline sebep olabilecek. Ve o hikaye başka bir hikaye. Yani oraya geldiğimizde o başka bir hikaye. Ama şu an yapılmaya çalışılan şey bu ekonomiyi yani bu koca gemiyi yürütmeye çalışıyorlar. Yani koca gemi defalarca geldi karaya oturma riski taşıdı. Çok büyük bir kriz, büyük bir fırtına sonrasında geldi. Karadan bir türlü uzaklaştıramıyorlar ve büyüme bir türlü harekete geçmiyor. Dolayısıyla şu an büyütebilmek. Ama şunu da söyleyelim. Amerika'da iki defa oldu bu. Yani 2008-2009 yılından 2009'un başından itibaren Amerika'da ciddi bir büyüme geldi. Fakat arkasından tekrar geri çekilme başladı. Dün Avrupa Merkez Bankası'nın da toplantısı vardı, faiz toplantısı. Bu toplantıdan da en azından uzun süre faizleri düşük tutacağını Draghi söyledi. Ve burada
faizi yüksek ülkelere para girişi olduğundan da bahsetti. Bu da olumlu bir şey. Avrupa'da da ufak bir toparlanma sinyali var. Dolayısıyla dediğiniz doğru Levent Bey. Hani kısa vadede bu paranın çekilecek olması ve gelişmekte olan ülkelerden çıkacak olması tamam sorun, ama Amerika'nın büyümeye başlamasıyla birlikte Türkiye'deki büyüme daha da hızlanırsa o zaman tabii ki bizi çok yine olumlu etkileyecektir. Ama işte bizim bu cari açık problemi ve cari açık olmadan da büyüyemiyoruz maalesef. Yani cari açığı 50 milyar dolara düşürünce büyüme %2'ye kadar geriliyor. Yani bizim gibi bir ülkede %2 büyüme negatif büyüme gibi bir şey. Yani %5 ortalama büyümemiz lazım her sene bizim. Ve bu sene 4 hedefi de aşağı çekildi. Son gelişmelerden sonra, enflasyondaki tırmanıştan sonra. Dolayısıyla bizim sıkıntılı olmamız bu sene için. Yani ben evet kısa vadede şu an borsada alım öneriyorum. Yani önemli bir düşüş oldu. Belki bir yukarı yönlü hareket önümüzdeki 2-3 ay içerisinde Eylül-Ekim aylarına, Kasım aylarına doğru meydana gelebilir. Çünkü uzun süredir borsa diplerde geziniyor. Bu aşamadan sonrasıysa gerçekten muamma. Yani hem yerel seçimler var, hem arkasından genel seçimler var, cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Ve bu arada da bu seçim öncelerinde, ki genellikle bütün seçim öncelerinde şey vardır direkt olarak, frene basma vardır. Yani iş dünyası da, tüketici de, herkes bir bekleme moduna girer. O da bir miktar ekonomiyi yavaşlatır. Dolayısıyla yani 2014 için de ben çok ciddi bir büyüme hikayesi göremiyorum. Bu anlamda Amerika'nın büyümesi ve Avrupa'nın büyümesi tabii ki eninde sonunda dünyada olumlu etkileyecek, ama bizi olumlu etkileme derecesini aşağı çekecek şey siyasi olarak seçimlerin oluyor olması. Olacak olması. İkincisi de dışarıyla baktığımızda hani sıfır sorun politikası komşularla vardı bizim, biliyorsun. Evet. Şu an artık maalesef maalesef İran, Suriye, ondan sonra Irak, öbür taraftan şimdi Mısır, bayağı ciddi anlamda bir sıkıntımız var. Bu nedenle de yani biraz sıkıntılıyız şey anlamda. Yani geçtiğimiz 3 yıllık yükselişi, ne bileyim 50 binlerden başlayan borsanın hani 2011'de 49 binlere kadar düştü. Şey 2012'de ve ondan sonra 90 binlere geldi. Yani %100 artış yaptı borsa. Yani şu an onu artık beklemek zor. Yani öyle büyük bir trendin oluşması için gerçekten önünüzün çok net olması lazım. İkinci bir şey daha var. Türkiye'nin notu arttı. Yani notu arttı ve bütün beklentiler realize oldu ve yabancılar da tamam dedi. Zaten not artışını satın almışlardı ve tahvil ve bonolarımızı sattılar. Şu an likidite de kurudu tahvil bono piyasasında ve tahvil bono piyasasında gerçekten hani faiz belirleniyor falan ama gösterge faiz. İşlem hacmi çok zayıf. Likidite gerçekten çok zayıf. Hemen 25 bas puan oynayabiliyor faizler. 25-50 bas puan hızla oynayabiliyor. Şu an piyasalarda bir miktar o yüzden sıkıntı var. Ama şu şey netleştikten sonra, bugün tarım dışı istihdam, ki bu nasıl netleşecek? İstersen bir araya mı gideceğiz? Araya gideceğiz. Dönüşte isterseniz onu açıklayalım. Evet. Kısa bir reklam arası. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz. Hocam kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada sorular da geliyor. Siz sorulara göz atıyorsunuz anladığım kadarıyla. İsterseniz sorularla da devam edebiliriz. Evet. Devam edelim sorularla. Sorularla devam edelim. Hocam pazartesi günü enflasyon yüksek çıkarsa, yeni faiz artımı gerektirirse borsa yeni... Bu aralar hep böyle bir şey var hocam, ona dikkat ettim. Yani sorularda da o var, genel piyasada da. Faiz arttırımı ve borsanın buna paralel olarak dipleri görmesi. Yani ya hep ya hiç dönemi mi var biraz borsada? Vallahi şöyle, evet şu an hani öyle piyasa öyle davranıyor. Yani bazen ya hep ya hiç diyor. Bir anda satışa geçiyor, tekrar evet. Alışa geçiyor falan. Ama şu aşamada... enflasyon verisi hakikaten
önemli şu açıdan önemli. Çünkü Merkez Bankası Başkanı ne dedi biliyor musun? %9'un üzerinde gelecek dedi. Şimdi biz çok uzun zamandır ilk defa gene 9'un üzerine çıkıyoruz. Bu çok sıkıntılı bir durum. Pazartesi günü enflasyon açıklanacak. Ve enflasyon açıklandığında eğer hani bayağı da bir yüksek gelebilir enflasyon yıllık bazda. Bu da piyasalarda bir sıkıntıya daha sebep olabilir. Bugün tarım dışı istihdam verisi bekleniyor. Ben artık şeye hani Eylül'de başlar bu parasal genişleme konusu, daralması diye bekliyor piyasalar. Bunu fiyatladığı için tarım dışı istihdam çok iyi de gelse, hani Amerika için çok çok iyi de gelse şey olmaz yani. Piyasa için artık çok kötü haber değildir. Dün endeks 73 bin üzerinde tutunmayı başardı. Asıl önemli nokta başka yerlerden başka darbe gelmesin. Ama tarım dışı istihdam verisi çok kötü gelirse 150 bin gibi falan bir artış olursa biz bayağı bir olumlu oluruz bugün. Ben diyorum ki artık buna takmamak lazım tarım dışı istihdama. Biraz daha ileriye bakmak lazım. İleriye baktığımızda da izleyicimizin sorduğu gibi hani enflasyon diyor. Kötü gelirse zaten kötü gelecek. Yani enflasyon olumsuz gelecek. %9'un üzerinde gelecek ve Merkez Bankası Başkanı bunu söyledi zaten. Orada piyasa tabii enflasyonu şu an zaten içermiş durumda. Yani piyasa bunu bekliyor zaten. Hı hı. Ama şimdi 9 gelmesiyle 9.80 gelmesi çok farklı bir şey. Yani %9'la 9.80 gelmesi farklı bir şey. Veya 10'a yaklaşması daha da farklı bir şey. O hızla faizleri arttırıp borsaya ciddi satış getirebilir gerçekten pazartesi günü. Fakat normal gelirse ki ben normal bir yükseliş bekliyorum. Yani 9'un üzerine biraz çıkacak. Öyle bir durumda piyasada ilk anda bir enflasyon açıklandığında bir satış dalgası gelebilir pazartesi günü. Ondan sonra piyasa gerçek dibini bulup yeniden yukarı gitmeye çalışabilir. Şu an birçok kurumun yavaş yavaş ufak ufak alım yapmaya, mesela dün piyasa gerilerken yabancı takasında bir miktar artış vardı. İyi hisselerde yavaş yavaş pozisyon alıyorlar. Onu belirtebiliriz. Dolayısıyla da enflasyon ve tarım dışı istihdam konusunu bu şekilde açıklamış olalım. Altında evet, bu arada borsanın gongunu da duyduk. Satış zamanı mı yoksa daha bekleyelim mi diyor. Şimdi altını dün dün izlemiştik. Yani dün göstermiştim. Çok bir sıkışma vardı. 1305'in altına gelirse short pozisyonu açmak gerekir diye. Ve dün itibariyle 1305'in altına geldi. 1287. Yani bu FX piyasalarında işlem yapanlar için söylüyorum. Altında zaten özellikle YouTube'dan izlerlerse son iki günlük videoları orada göreceklerdir. Özellikle burada ne tarafa sizce kırılır sorusuna ben aşağı genellikle beklediğimi belirtmiştim ama 1305'in altına gelirse short pozisyon açılır. Dolayısıyla ondan sonra da yaklaşık olarak 1270 civarında da bu pozisyon kapatılmalı diye belirtmiştim. Altında tabii bu düşüşe rağmen çok güçlü bir düşüş olmadığını, hacmin zayıf olduğunu ve tamamıyla bir düzeltme olduğunu belirtelim. Ben altında kalıcı bir sert düşüş beklemiyorum. Yani 1250-1260 dolarlara kadar gelebilir ve buradan tekrar bir toparlanma bekliyorum ve yatay hareketin devamını bekliyorum bu bölgede. Ama şurası önemli bir destek altın için. Bu da 1265 dolar seviyesi. Bu seviyelerde kalabilir. Ama bunun altına pek düşeceğini zannetmiyorum altının. Şu seviyeyi, şurada bir kısa üçgen oluşuyordu. O seviyeyi aşağı kıracağını aşağı yukarı tahmin ediyorduk. Şöyle ki, yani burada 60 dakikalık grafiklerde daha net gözüküyor. Şurada gitgide bir sıkışma oluşuyordu. Kırdı aşağı doğru. Şimdi de 1266'lara gelirse buralarda bu aralıkta gitmeye başlayacaktır altın. Altın bir süre 80 lirayla 80 lirayla 82 arasında dalgalanabilir. Yani altını almak için ama 78'e falan gelecek olursa oralardan alım önerilir yani altında. Orta ve uzun vadeli olarak altında oralardan alım önerilebilir. Evet, diğer sorulara bakabiliriz. Parite soruyor. Euro ne bu hocam? Evet, euro dolar paritesi. Parite, evet. Görüşünüzü soruyor. Euro dolar paritesinde 1.3345 ve en yüksek gördüğü yer 1.33 seviyesi. Buradan bir miktar gerilemeye başladı euro dolar paritesi ve sert hareketler oluyordu. Şu verileri eğer update edersek daha net göreceğiz. Eksik veriler de tamamlanmış olacak. Ve
en yüksek 1.34 seviyesi görülebilirdi. Oraya yaklaştı ve bir geri çekilme yapıyor şu an. Paritede şey kırılmış durumda. Yani şu yukarı ivme şöyle bir aşağı geçilmiş durumda. Yani ivme zayıflamış durumda. Talep konsantrasyonu eğrisi de kısa vadede. Bu 60 dakikalık bir grafik. Kısa vadede yukarı yönlü bir sinyal veriyor. Talep eğrisi en azından 40'ın üzerine çıkmış, bu olumlu. Kısa vadede yukarı yönlü bir sinyal veriyor ama 1.32 40 seviyelerinde bir direnç var. Yani orayı geçemez diye düşünüyorum. Orası oldukça zor bir seviye. 1.32 40'lara kadar yükseliş devam edebilir, geçemeyebilir. Şu an paritede orta vadeli görüntü bence şey olacak. Genel olarak aşağı yönlü olacak ve dolar değerlenecek. Çünkü doları piyasadan çekecek Amerika Merkez Bankası. Daha doğrusu dolar miktarını azaltacağı için pariteyi de olumsuz etkileyecektir. Dolar değer kazanacaktır. O yüzden paritenin hani 1.34 seviyesinin üzerine falan çıkmasını beklemiyorum. Genel olarak önümüzdeki bir ay içerisinde aşağı yönlü olmasını bekliyorum. Ama kısa vadede 1.32.50'lere kadar, hatta 1.33'lere kadar yükselebilir. Normalde 1.32.50, 1.33 seviyesine gelmiş olsa orada short pozisyon açıp orta vadeli beklenebilir. Ama çok kısa vadeli yatırımcılar yatırım yapıyor burada. Daha doğrusu FX piyasalarında alsat yapıyorlar. Şu an için long pozisyon açıp 1.32.40'da kar realize edilebilir. Stop seviyesi de 1.32 civarı olabilir. Yani 1.32'de stop yapmak üzere şu an 1.32.20 civarından long pozisyon açılabilir. Evet. Bir izleyicimiz diyor ki hocam diyor Amerika'yı falan boş verin diyor. Türkiye'de hane halkı borcu nereye koşuyor? Ne olacak diyor. Enflasyonla biraz alakalı nereye koştuğunu aslında biraz enflasyon rakamlarındaki beklentilerden de çıkartabiliriz. Vallahi şöyle enflasyon, tabii enflasyon yükseliyor. Yani enflasyon maalesef engelleyemiyoruz. Bir türlü de hedef tutturamıyoruz. Bayağı bir atış yaptı Merkez Bankası şu ana kadar. Hep hedef değiştirdik. Ama Murat Bey diyor ki bırakın lütfen Amerika'yı, grafikleri vesaire. Türkiye'de hane halkı borcu nereye koşuyor? Evet. Yani şöyle söyleyebiliriz. Hane halkı borcu aslında diğer bütün gelişmiş ülkelerle, gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında hane halkı borcu bizde en düşüklerden bir tanesi. Yani milli gelire oran olarak çok yüksek değil şeyde. Fakat bu şu demek de değil. Yani bu tabii veriyle konuşmak gerekiyor. Diğer ülkelerdeki krizin sebebi ama hane halkı borcunun da yüksek olmasıydı. Yani Amerika'daki krizin sebebi hane halkı gidip bolca kredi alıp ev almıştı. Ve bu ev fiyatları çökünce tamamıyla hikaye bitmişti. Şimdi biz de gelişmekte olan bir ülkeyiz. Genellikle Merkez Bankası'nın sunumlarında vesaire bu borç konusu bildiriliyor. Yani grafikler olarak açıklanıyor. Yani biz yüzde milli gelirin %30'u, %28-30 civarında bir hane halkı borçluluğu var. Hani net varlıklara baktığımızda, yani hane halkının borcu vardır ama ne bileyim işte evi vardır, teminatı vardır karşılığında. Varlıklarına baktığımızda ona da bakmamız gerekiyor. Fakat Murat Bey'in burada aslında vurgulamayı istediği şey sadece hani veri olarak baktığımızda çok alarm veren bir şey değil. Hı hı. Fakat ben iki gün üst üste kapitalizmin çıkmaz sokağı diye gazetede yazı yazdım. Yani başlıkları iki gün yazı dizisi gibi oldu. Yani kapitalizmde zaten adamlar tezgahı kurmuş yani. Sana senin gelirinin yüksek olmadığını bildiği için, çünkü gelir vermiyor sonuçta. Yüksek reel ücret vermiyor. Diyor ki biz bunları borçlandıralım. Bunlar da bizim ürettiğimiz malları tüketsinler. Yani kapitalistler çalışanlara ücret verip gelirlerini arttırıp mala talep yaratmak yerine kapitalistler normalde çalışanlara kurdukları bankalarla kredi açıp oradan borçlandırıp daha sonra da maaşına haciz koyma. Yani Amerika'da bu böyle anlatılıyor. Neoklasik iktisat, neoklasik ekonomi. Şu an o döngü bizde de var. Hele ki Erkan, yani inanamayacaksın, yani biliyorsun sen de hani çok yakından biliyorsun. Yani şu anki gençliğin o marka tutkusu, o tüketim tutkusu, ya reklamlara bakar mısın? Dibine kadar yaşa, o anı kaçırma,
sen de Tüker, en iyisi sen ol. Yani ya baktığın zaman hakikaten inanılmaz bir tüketime yönlendirme var. Ve para ile psikoloji arasında şöyle bir şey var. Geçen seninle konuşmuştuk. Pain of pain. Yani İngilizce'de pain of pain. Acının acısı mı? Yok. Ödemenin nakit, cash ödemenin... Pain. Pain of pay. Pain of pain. Pay. Pain. Ha, anladım. Pain. Yani. Cash ödemenin pain. Acı veren tarafı evet. Mesela gittin ya bir restoranda, tamam mı? Hiç cebinde 200 lira para var, tamam mı? 150 lira fatura geldi diyelim. Ne yapacaksın? Arkadaşlar. Acı çekerek ödeyeceksin. Yok, 150 lirayı mı ödemek istersin, kredi kartını mı vermek istersin? Kredi kartı daha şey burada... geliyor, sanki bedavaymış gibi. Evet. Yani o cebindeki paranın azalmasını istemiyoruz, tamam mı? Dolayısıyla işte bu kredi kartı çıktığı andan itibaren tabii ki kredi kartı kullanılmalı ve ama Avrupa'daki gibi kullanılmalı. Yani bizdeki gibi ya Avrupa'da falan böyle 10 taksit, 20 taksit, 24 taksit falan yok yani. Şimdi bir geçen bir izleyicimiz şey yapmış, tweet atmış. Çok doğru söylüyor. Ya diyor, adam diyor kredi kartı yoksa diyor taksitli veremiyor diyor. Tamam mı? Keş para ödüyorum diyor. Bir şey için keş para ödüyorum. Keşi kabul etmiyorlar. İlla kredi kartıyla alabilirsiniz bunu diyor. Bir üründen bahsediyoruz. Şu an hatırlamadım ama. İnteresan. Çok garip. İlla kredi kartıyla alabilirsiniz. Dolayısıyla bu kredi kartları hayatımıza girdi. Hane halkı borcu da artıyor. Ya benim örnekler var yani. Şeye baktığımda böyle insanlar 20 bin lira. Adamın aylık geliri 1000 lira. 1200 lira. 20 bin lira kredi kartı borcu birikmiş. Ne yapacaksın diyorum. Yani nasıl yaptın sen bunu diyorum. Yani nasıl insan bu kadar sorumsuz olabilir? Yani ne yapayım? Gelsin alsın her şeyi diyor. Evde iki tane yatak, bir tane tencere, tava var diyor. Düşünebiliyor musun? Maaşına diyorum haciz gelir. Zaten ayrılacağım oradan diyor. Zaten işsizim diyor. Adam diyor beni diyor sabahtan akşama kadar burada şu kadar şeye çalıştırıyor diyor. Yani... Bu kadar çok kredi kartının yoğun olarak kullanıldığı başka bir ülke, yani Amerika'da, yok. İngiltere'de, Avrupa'da böyle değil hocam. Yok yani ya, çok zor alınıyor orada. Yani ya, kredi tabii. kartı çok zor alınıyor ve birçok yerde de hani kredi kartıyla değil cash istiyorlar. Hani cash çalışıyorlar kredi kartından daha ziyade. Ama bizde böyle bir peynir ekmek gibi dağıtma dönemi bir başladı, gidiyor. Ya 5 tane kredi kartı var. 4 tane, 5 tane. Bir de şimdi gelir düzeyi düşük olanlar da emin ol 8-10 tane almaya çalışıyorlar. Sebebi de... Oradan alıp oraya ödüyor. Oradan evet, alıp oraya oradan ödüyor. Alıp oraya ödüyor. Yani ve o gitgide kümülatif olarak arttırıyor. Halbuki ilk kredi kartları çıktığında teminatlar, kefiller, mektuplar, çok bankalar zor. Bunu çok zor veriyordu yani. Sonra bu iş şeye bindi. Baktılar ki kredi kartından iyi bir gelir geliyor. Bunun üzerine bunu iyice gevşettiler. Bir kere o kredi kartı verme işinin ciddi şey olması lazım. Yani İngiltere'de ben hatırlıyorum öğrenciydik işte. Gidip kredi kartı başvurusu yapıyor. Bir hafta değerlendirme süreci geçiyor. Yani önce değerlendiriyorlar. Sonra kredi kartını verip vermiyor. Biz diyorum yani devletin çok zor oralarda. Bize ödediği maaşın Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel yazı götürüyorduk. Diyorduk ki işte bu Türk öğrencisidir. Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Devleti ona her ay şu kadar gelir göndermektedir vesaire diye yazı gönderiyorsun. Ondan sonra alıyorsun. Ve belli bir limitin var. Limitin de senin maaşının altında bir limit. Yani maaşının altında. Yani maaşının 10 katı falan bir limit değil yani. Öyle bir limit. O şekildeydi. Ve Murat Bey tabii doğru söylüyor. Yani sen Amerika'yı vesaire boş ver. Şu an millet harcayıp gidiyor. Yani kriz var dışarıda. Bir sürü tantana oluyor. Döviz yukarı gidiyor. Orada burada bir hareketler oluyor. İnsanlar harcamaya devam ediyor. Neyse şöyle söyleyeyim. Ha bu arada şeyi de unutmadan söyleyelim Erkan. Şimdi bu haftadan itibaren sevgili seyirciler. Ben tam onu düşünüyordum. Kapatırken onu söyleyecektim. Ha, şu an zannedersem süre bitmek çok üzere. Çok az var. Hocamız onu... yıllık izinde çok yorduk. Yıllık izine gidiyor. Değil mi hocam? Evet. Bu bayrama kadar 2,5 gün var. Aslında önemli 2,5 gün. Bakarsın telefon bağlantısı falan yapabiliriz olur, şeyde. Olur. Hani, yani ben sizi yakalarım program sırasında. Buralarda hani, olursanız. Enflasyon açıklandığında falan ama
26 Ağustos'a kadar. Sonra biliyorsun bir de böyle demezsen bir sürü şey uydurup orada burada şey yapıyorlar. Niye ekranda gözükmüyor? Şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? Evet, evet. Dedikodu uyduruyorlar. Yaşar Hoca izne çıkıyor diye KC'de yazın. Yaşar Hoca 26, yok sevgili seyirciler. 26 Ağustos Pazartesi günü Allah'ın izniyle inşallah bir aksilik olmazsa evet. Yeniden paranın rotasıyla sizlerle dinlensin birlikte. Yani Yaşar Hoca'nın da izni hakkı var. Niye gidiyor diyenler varsa gitmesin, biz paramızın rotasını belirliyoruz her gün diyorsanız biraz insaf yani. Yaşar Hoca'nın da izne ihtiyacı var. Buralarda mı olacaksınız hocam? Valla şimdi şöyle, ben master doktoramı İngiltere'de yapmıştım. Oğlum İngiltere'de doğmuştu. Sizde bir İngiltere şeyi var zaten. Yok yok, doğmuştu. Ya onlara götürüp bir göstermek istiyorum. Yani doğduğu yeri, hastaneyi falan. Ve İngiltere'de 6 sene kalıp İskoçya'yı da görmemiştik. Eğer olursa, kesinleşmedi de. Ben sizin kadar kalmadım, İskoçya'ya, İrlanda'ya gittim hocam. Nasıl gitmediniz? Evet, ben 6 sene kaldım ve biz hep şöyle oluyor Erkan. Diyorsun ki, ya ben işte nasıl olsa gideriz diyorsun, tamam mı? Nasıl olsa gideriz, nasıl olsa gideriz. Hı-hı. Bir de giden iki arkadaş araba tutup gittiler. Sonra geldi Alaaddin diye bir arkadaşımız vardı. Tarihte doktora yapıyordu. Ya dedi, gittim gördüm dedi, bizim köylerin dağları gibi. Yapmasın ya, İskoçya çok güzel bir yer. İskoçya çok güzel bir yer. İnşallah gidersiniz. Gittiğinizde de göreceksiniz. İskoçlar muhakkak şey yapacaklardır. Evet. Yani İngiltere'den daha güzel buralar vurgusunu size her gittiğiniz yerde. İngiltere'yi gördünüz mü? Burası daha güzel. Yok zaten şey, İngiltere'de biliyorsun ben sıkılmıştım abi. Her taraf dümdüz. Ya bir dağ bulamıyorsun. Bir dağ görmüyorsun. Ama yani Londra'da yok. Yani yok. Leeds'e kadar yok. Yani evet. Londra'dan kuzeyde orta, tam İngiltere'nin ortasına geliyorsun. Bir İngiliz bana şey diyor, İşte bizim Everest şu karşıdaki demişti. Yani şöyle küçük bir tepe. Evet, doğru. İskoçya öyle değil. İskoçya gerçekten inşallah. İşte, ama yağmur sürekli. Evet, onu yağmur, söyleyeyim. Çamur, yani sokakta kazak dolaşıp, mazakla falan evet, gitmemiz çok gerekecek serin ama. Çok yağmurlu bir ülke. Hani bu kesinleşmiş değil ama niyetimiz var. İnşallah. Peki hocam, size iyi tatiller. Çok teşekkür ediyorum. Biraz dinlenirsiniz umarım. Dönüşte de dinç bir şekilde. Yeni sezonda İnşallah. Yaşar Hoca'yı da yine tekrar bugün TV ekranlarında izleyeceksiniz. Paranın rotasını bugün noktalıyoruz. Hatta bir ay yaklaşık noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.